Evet, duyduk duymadıktan herkese tünaydı. Keyifli ve mutlu bir hafta sonu dilerim. Bugün alanında uzmana, uzman birbirinden değerli konuklarımız var. Ekran başındaki sevgili izleyenler, Duyduk Duymadık programına hoş geldiniz. Ben medikal estetik hekimi Doktor Serkan Öztür. Bugün estetik ve güzellik adına birçok soruyu birlikte cevaplandıracağız. Sizleri daha fazla beklemeden ilk konumuzun az sonrası izleyelim. Sonrasında buradayız. Müzik <laughs> Lif uygulaması nedir? Hangi bölgelere uygulanır? Lif uygulaması ciltteki etkisini hemen gösterir mi? Ameliyatsız yüz germede lif uygulamasını dermatoloji uzmanı doktor Banu Taşkın anlatacak. Az sonra. Evet, bugün ilk konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Banu Taşkın. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz hocam. Hocam. Hoş bulduk. Öncelikle life başlayacağız. ...bilmeden için LIFU nedir? Anlatalım. Evet, LIFU aslında son dönemde ön plana çıkan ameliyatsız bir estetik yöntemi. E, Lineer atışlı e, ultrason tedavisi diye de çevirebileceğimiz e, bir yöntem. E, bu yöntemde biz ses dalgalarını yani ultrason dalgalarını kullanarak... ...hastalarda böyle bir e, lifting, e, gençleşme ve e, ya eritme. Ameliyatsız yüz germe. Evet, aynen öyle. Ameliyatsız bir yüz germe Geç elde ediyoruz, muhteşem evet. oluyoruz. Bunun diğer yöntemlerden farkı lifu denmesinin sebebi lineer atış yapması. Yani çizgisel atış yapması. Hı -hı. Çizgisel atış yaptığı için hem çok daha hızlı hem de e, daha ağrısız e, bir tedavi söz konusu oluyor. Ultrasonu biz zaten hocam e, tıpta birçok alanda kullanıyoruz. Hı -hı. Görüntüleme yöntemi olarak kullanılıyor. E, aynı zamanda bazı tedavilerde de kullanılıyor. Peki hı hı. bu lineer öz özellikle fokuslanmış ultrason sisteminde bu diğer yöntemlerden farklı olarak nasıl çalışıyor? Dokuda nasıl bir etki yaratıyor? Tedavide nasıl yararlanıyoruz biz özellikle bu lineer ultrasondan? Şimdi burada ses dalgalarını kullanarak tedavi evet. ediyoruz dedik. Bu ses dalgalarını değişik başlıklarla derinin değişik katlarına gönderiyoruz ve farklı etkiler evet. alıyoruz. Mesela daha deri içinde çalıştığımızda kolajeni uyararak deride sıkılaşma elde ediyoruz. Ya dokuda çalıştığımızda ise e, gıdı eritmede olduğu gibi ya da bu buldoklardaki ee, e, ya da bu yanak bölgesindeki fazlalıklar ve sarkmalarda olduğu gibi o alanda bir incelme elde ediyoruz. Yine daha derin e, smas dediğimiz fasyaya çalıştığımızda da bir lifting elde ediyoruz. Hı -hı. Yani e, hem deride bir gençleşme hem de e, yüzü asma gibi e, tabi ameliyat kadar. E, etkili olmasa da, ameliyat kadar yüksek derecede bir asma sağlamasa da yüzü asma da e, ileri anlamda toparlamada bir etki elde ediyoruz. Peki sadece yüzünde mi kullanır, başka bölgede kullanabilir mi? E, yüz dışındaki bölgelerde de kullanabiliyoruz ama bizim en çok e, şikayeti aldığımız Üyesi. yer yüz. Benim de en çok çalışmayı sevdiğim yer özellikle çene hattı evet. ve yüz bölgesi. O bölgede en, çalışıyoruz. En hızlıca, yani kadınlar evet. bu bölge çok yiyor maalesef. Evet, en güzel çarpışıyor. tarafı da yanıtı aslında hemen görmeye hemen başlıyorsun. Görelim o yüzden de tercih ediliyor. Aslında yaşlanmayla birlikte yüzümüzde bazı şeyler zamanla birlikte değişiyor hocam. Sizin de bildiğiniz gibi. Ben özellikle bu Lifu sisteminin bir önceki jenerasyonu vardı biliyorsunuz. <laughs> Fokus Ultrason diye geçen <laughs> HIFU sistemleri vardı. Onda hastalar bazen işte yüzümün altındaki yağ erir mi? Yağ erirse daha çok sarkar mı gibi sorularla geliyordu. <laughs> Lifu'da da yine böyle bir yağ erimesi, yüzde sarkma gibi bir ...etki oluşabiliyor mu? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi Lifu'da farklı olarak değişik milimetrede başlıklar var. Enerjiyi de ayarlayabiliyoruz. Yani hastanın yüzü ince ise... ...biz daha fazla inceltmeyebiliyoruz. Sadece deriyi toplayabiliyoruz burada. Yani evet, hedefe başlıklardan... göre başlık hedefe, seçebiliyoruz. Evet, ha. hedefe göre değiştiriyoruz. Yani yüzü bir ince bir hastada da bunu kullanabiliyoruz. Ama burada seçtiğimiz enerji ve başlık değişikleriyle birlikte... ...yüzü inceltmeden bir asma sağlıyoruz. Ama... İhtiyaç varsa tabii yine inceltmek, e, inceltmek istiyorsak da, istiyorsak da e, farklı başlıkları kullanarak inceltebiliyoruz da yağ dokuya da çalışabiliyoruz. Peki acı var mı? Acı acı var mı acı? <laughs> Çekiyor muyuz biz bunun acı acı. Acılı mı? Nereye kadar? Şöyle söyleyeyim hani öncelikle acılı bir işlem değildir diyebilirim. Hı hı. Bazı hastalar daha fazla ısı hassasiyeti hissedebiliyorlar. Evet ki bazı alanlardan kaçınıyoruz zaten hı hı. o hassasiyete çok da izin vermeyebiliyoruz ama bazı hastalarımız daha duyarlı olabiliyor. Onları da zaten öncesinde krem sürerek çok da hızlı bir şekilde işlemini tamamlıyoruz. Şimdi çok uzun bir işlem olsa hasta tolere edemeyebilir ama bu hızlı olduğu için hı hı hı. E, Ağrı çok daha biraz hızlı. Ağrı biraz kişiye göre de değişiyor hocam. Yani Tabii kişiye kime, göre Böyle Ivan geliyor inanılmaz ağrılı bir işlem beklerken hiç acımadı diyor. Kimde ya kemiklik kem yüzünleri sanki daha fazla ağrı çekiyor. Yani böyle bir tombik tombik yüzlere yağlı <laughs> yağlı daha az çekiyor. Öyle bana geliyor bilmiyorum da. Değişiyor, Değişiyor. ama bazı hastalar hakikaten de böyle Ay, çok güzel oldu, rahatladım, masaj gibi oldu diyor. Bazı hastada biraz daha böyle konforsuz gidiyor ama hiç masadan kalkan hasta olmadı. Hatta hani yaptıranlar sonra bir daha yaptırmak istiyorlar. Tabii değişiklik görürken evet. hoşlarına <laughs> gidiyor değil mi hocam? Tekrar gelmek istiyorlar. Etkili ne zaman başlıyor? Geldim ben ve yaptık. Ne oluyor Şimdi şu anda? Şimdi etkinin yüzde %20-30 kadarı hemen görülmeye başlıyor. O zaten anında. çok çeşitli. Anında. görülüyor. Ama asıl kolajenin sentezlenip yağ dokunun erimesi bir miktar zaman istediği için hı hı. asıl etki 2-3 ayda oturuyor. Hı. Fakat Hemen işlemden ayrılırken bir etki görüyorsunuz. O da zaten çok keyifli oluyor. Hmm, süreç. Evet, süreç zaman içerisinde kolajenin artması, derinin sıklaşması, yağın erimesiyle birlikte ne kadar süre sonucu orta, ortalama 3 ay gibi bir süre alıyor diyebilirim. Ee, bazen bu süre uzayabiliyor. Bazı Aha. hastalarda tabii Yaşa bağlı hastanın e, maruz kaldığı dış etkenlere bağlı süreçler değişebiliyor. Hı hı. Ama bazı genellikle ortalamada e, 3 ay gibi bir sürede yanıt aldığımızı söyleyebilirim. Bir de hocam en çok yine sorulan sorulardan bir tanesini de ben size sormak istiyorum. Bunun diğer yöntemlerle kombinasyonu olabiliyor mu? Mesela botoks yaptırdım aynı anda lifu da yaptırabiliyor muyum? Ya da dolgu uygulaması yapıldı yine aynı seansta lifu yaptırabiliyor muyuz? Şimdi e, elbette ki kombinasyon olabiliyor ama o işlem günü çok tercih etmiyoruz. Yani işlemin yapıldığı gün o alana dolgu uygulaması Hı -hı. E, ya da botoks çok. uygulaması tercih etmiyoruz. Fakat tabii ki de kombine edilebilir. Zaten bizim yaptığımız işte kombinasyon tedavileri aslında en iyi sonucu veriyor. Bir bölge Hı -hı. için bir uygulamayı seçtik. Diğer alan için e, ekstra bir şey ihtiyaç olabilir. Bunları kombine ettiğimizde daha iyi sonuçlar alıyoruz. O yüzden bunu da kombine edebiliriz ama aynı gün içinde... E, uygulamayı tercih etmiyoruz. Peki kimlere yapmayalım hocam? Nelere kimlere dikkat edelim? Ya da yapmamamız gereken bir hasta grubu var mı? Şimdi e, ilgili... ve neden? <laughs> ve neden? Ve neden? <laughs> Şöyle aslında ameliyatsız estetik isteyen herkese uygulanabilir. Ama deri sarkması çok fazla ise bu hastalarda istediğimiz... yanıt olmayabilir. Burayı iyi yüz değerlendirmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> Direkt ameliyat <laughs> ol. Onun dışında kanama bozukluğu varsa, hmm. başka e, hastalıklara dair tedaviler alıyorsa gebelik emzirme durumlarında tercih etmiyoruz uygulamayı. Ee, bunun dışında eee ameliyatsız estetik isteyen her hastaya uygulayabiliyoruz. Şey Kadınlara uygulayabiliyoruz, erkeklere de uygulayabiliyoruz. Evet. Hangi yaşta yani başlamak lazım bu tarz işlemeler? Ya aslında tam bir yaş söylenemez. Çünkü bazı kişinin Yaşı genç olmasına rağmen gıdısı olabiliyor mesela. Hı hı. Ya da genetik olarak yüzü daha aşağıda olabiliyor. Daha erken çökmeye başlıyor. 35'inde de işte bu yerlerin önüne doğru gelmiş olabiliyor. Evet, yani o ilk o gördüğümüz... Jolline'ı e, evet Jolline'daki evet, o e, yumuşama daha erken başlayabiliyor bazı grup e, kişide. Hı -hı. O kişilerde daha erken başlayabiliriz. ama bazen görüyorsunuz 50 yaşında oldukça kemik doku iyi, işte kas doku iyi. O kişilerde Şanslı. de evet e, belki daha sonra başlanabilir. Aslında net bir yaş söylenemez ama e, kişiye göre değişebilir diyebilirim. Peki yaptık yaptığın sonra sonra e... Ne zaman yani yapmamız lazım tekrar? Ne, ne zaman tekrar? Ne kadar zamanda lazım? bir uygulama tekrar? Ee, yılda bir uygulama öneriliyor. Yılda bir. Ama hani çok fazla bir hasar varsa altıncı ayda bir Öyle e, mi? Kadar. E, ek uygulama yapılabilir ya da üçüncü ayda çok fazla bir e, görüntüde e, düzelme yoksa ya da yetersiz kaldıysa ek Hı. uygulamalar yapılabilir. Bunlar e, kişinin Kontrol deri özelliklerine göre çok. evet değişebilir. E, tabii e, hastaların çok tercih etmesinin sebebi, bu kadar popüler olmasının sebebi uygulamanın aslında konforlu olması. Konforlu oldu. Evet, böyle bir e, şey enjekte etmiyoruz, kesi evet. yapmıyoruz, ameliyat yapmıyoruz, ısıtma ile Isı ısı, Isı, ısı yani, ile yapıyor. Isı hissediyor Aha. hasta ve e, uygulamadan sonra da deri yüzeyini koruduğumuz için deride herhangi bir değişiklik olmuyor. Böyle bir kızarıklık oluyor yok hiçbir şey olmuyor. Kızarıklık da kısa sürede geçiyor. Hafif bir ödem olabiliyor ama bu hastayı farklı gösteren bir şey olmuyor. O yüzden de e, memnun ayrılıyor hastalarımız. Konforlu bir uygulama. Sosyal hayatını etkilemeden uygulamayı yaptırdım. Ondan sonrasında gayet güzel. Devam edebiliyorum anladığım evet. kadarıyla. Evet. Makyaj da yapabiliyoruz hemen yapabiliyor. ardından. Valla güzel. Teknoloji yani. Teknoloji her geçen gün ilerliyor. İlerliyor evet. ve biz de ne mutlu oluyoruz. Daha gençleşiyoruz maşallah. <laughs> biz bir şey işte daha o sormak teknolojiyi... istiyorum. ...buluşturmaya çalışıyoruz ama hani... ...uygun hastada uygun şekilde buluşturmak istiyoruz. Bizim de bir bir görevimiz e, bu doktor, aslında. Doğru bir uygulama, doğru bir elden almak Onu lazım. Onu soracaktım ben de. Şimdi teknoloji ilerliyor. Evet bu işler daha güzel bir hale geliyor ama... ...ne kadar teknoloji ilerlerse de ilerlesin... ...sonuçta bir hekimin yapması gerekiyor galiba bu uygulamayı. Anatomik evet. açıdan da değil mi evet hocam? Evet peki çünkü... ...hani yüzümüz görüldüğü gibi sadece deriden ibaret değil. Derinin çeşitli özellikleri var. Deri altı dokusu var. Onun dışında kasın arasında bazı fasya dediğimiz oluşumlar var. Şimdi bir cihazı hastaya uygularken ne etki edecek, nasıl bir reaksiyon olabilecek, bu enerji az mıdır, çok mudur, gördüğüm reaksiyon doğru mudur? Bunlar çok önemli evet. konular. Öncelikle, Tabii. O bölgede hedefimiz... bir sinir mi var, bir, bir evet. şey ne, nereye Damar geliyor? Damar var mı, Damar sinir var mı? var mı? Öncelikle hastaya zarar vermememiz gerekiyor. Bu yüzden altyapıda çok iyi bir anatomi bilgisi gerekiyor, fizyoloji Hı -hı. bilgisi gerekiyor. Deriyle ilgili e, ve anatomiyle ilgili şeylere çok hakim olmak gerekiyor. Yoksa çıktı uygulayalım gibi bir şey zaten... ...çok sağlıksız oluyor. Görüyoruz da sonuçlarını. Bu yüzden böyle uygulamaları hekimin yapması uygun. Teknoloji çok çabuk eskitmemek gerekiyor. Evet. Ve <laughs> asıl o teknolojiyi kullanması gerekenlerin elinde... ...sanki daha sağlıklı ve daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza teşekkür Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere inşallah.